Şimdi evde. Şey, Gonca gelmedi mi? Birazdan gelir. Yenge, biliyor musun? Benim en güvenmediğim insanlar dedikoducu insanlardır. Ben dedikoducu insanlara hiç güvenmem. Bir gün ben de bir iş sahibi olunca özellikle dikkat edeceğim. Dedikoducu insanları işe almayacağım. Sizi okula götürüp getireyim diye babanızdan emanetsiniz. Etraf ne yüdüğü belli olmayan bir sürü gençle dolu. Arkadaşın iyi insan mıdır, kötü insan mıdır bunu ben bilemem. Baban yokken babalık yapayım diye söyledim kızım. Beni okula bıraktıktan sonra yengemi Beşiktaş'a bırakırsın Hasan amca. Ha, yenge, bir şeye ihtiyacın olursa annemi ara, tamam mı? Tamam canım. Kötü bir rüya mıydı? İçinde sen olmana rağmen evet. Peki kötü olan neydi? Bana hoşça kal demeye gelmişti. Rüya olduğunu anladığım halde nasıl korktum anlatamam. Uyandığımdan beri gitsen ne yaparım diye düşünüyorum. Ali, sen benim dostumsun. Bana karşı hissettiklerin yüzünden sana hoşça kal demem. Zeynep, ben birini sevmenin ne demek olduğunu bu yaşta anladım. Seni eski eşinden kıskanıyorum. Bir gün ona geri dönersin diye korkuyorum. Herhalde bu korkudan böyle rüyalar görüyorum. Koskoca adamım. Belki bunları söylememem gerekiyor. Ama seni çok seviyorum. Eğer sen de beni sevseydin, karım olmanı çok isterdim. Başka kim kaldı? Seni de yazacağım buraya, tamam mı? Ya saçmalama, hiç sevmiyorum böyle. Günaydın. 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 Günaydın Gonca. Günaydın. Özge, hoş geldin. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne haber canım? İdare eder senden. İyidir. Babam için üzülmüşsün. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Ne haber? İyilik. Senden? Ne olsun. Getirdiğin için sağ ol. Ben bakarım. Buyurun. İyi günler. Zehra Bayra'ya bir tebligat var. Benim. Bir kimliğinizi görebilir miyim acaba? Tabii. Teşekkürler. Ne gelmiş kızım? Adliyeden geliyor. Mahkeme tarihi herhalde.
Aldığınıza dair şuraya bir imza alabilir miyim? Teşekkür ederim. İyi günler. Yakın tarihe gün vermişler. İki hafta sonra. Kısa sürede yayına tekrar dönebileceğimizi beklemiyorduk. Bütün eğlence programları eskisi gibi yayınına devam edecek. Bu olumsuz atmosferi dağıtmaya yardımcı olur diye düşünüyoruz. Bir hazırlığınız var mı? Önünüzde yayına çıkmak için 5 gün var. Yeni dekorumuz zaten hazırdı. Program durdurulunca konukları iptal etmiştik. Şimdi yeni bir konuk listesi belirlememiz lazım. Tabii gündem değişti. O günkü konuklar bugün reyting getirmez. Aslında programa çıkmadan önce hafta içi diğer programlarda Musa Bayrı, Ayşe Altay ve Musa Bayrı'nın eski eşi konusunu biraz pompalarsak, belki pazartesi sabahki yayınımıza Zeynep Eğilmez'i konuk olarak ikna edebilirim. Kabul etmiyorum. Fakat biz takipteyiz. Fazla vaktimiz yok ama eğer doğru bir done yakalarsak bunu kullanarak onu ikna etmek istiyoruz. Konuyla alakalı kimi ağırlarsanız ağırlayın. Ayşe Altay'ı asla rencide edecek bir şey konuşulmasın ya da tartışılmasın. Nedenini öğrenebilir miyim Ender Bey? Bu kanalın ona ihtiyacı var. Yeterince açık bir neden değil mi? Eğer sen de beni sevseydin, karım olmanı çok isterdim. Deniz günaydın. Size de. Ne haber Deniz? İyidir sizden. Bugün kanaldayız. Sokaklara çıkmayacağız. Süperiz. Bu magazinciler delirmiş ya. Bizim arkadaşlar Musa Bayrı'nın eski eşini takip almışlar. Ayşe Hanım yok ya. Arzu Hanım dön dolaş olayı yine buraya getirecek. Ayşe Hanım Amerika'da da olsa uydudan internetten izliyordur kanalı. Tabii. Biliyor tabii, gıcıklığına yapıyor. Ayşe Altay'dan ses çıktı mı? Dün gece konuştuk. Arayanları haber verdim. Bu kanalın ona ihtiyacı var. Ne demek bu? Demek ki Ayşe Amerika'ya aile ziyaretine, tatile falan gitmedi. Başka bir nedenle, duyduğumuzdan başka bir biçimde gitti. Sanki geri dönmeyebilirmiş gibi. Altından ne çıkarsa çıksın. Bulaşmayalım artık. Ayşe senin hala arkadaşın olabilir. Ama bana Ayşe Altay olduğunu hatırlattığı gün kendini düşman ilan etti. Dur bakalım altından ne çıkacak bunun. Peki gelecek gelmeyecek hiçbir şey söylemedi mi? Hayır, ama dün kanaldan çıkmadan Musa Bey aradı. O da Ayşe Hanım'ın Amerika'ya gittiğini benden öğrendi. Abi ne oluyor ya? Bir şey bilmeden kös kös oturuyoruz. Bence Musa Bey ile kesin ayrıldılar.
Bir şeyler alır mısınız? Limonlu soda, bir de ağrı kesicimden Peki istiyorum. Peki efendim. Arayanların listesi. Sağ ol. Ayşe aramamış. Ayşe, benim Musa. Ayşe ne? Ayşe ne oldu? Ayşe. Efendim anne. Gözün aydın. Mahkemeden kağıt geldi. Onca senelik yuvan 2 hafta sonra dağılacak. Rahat mısın? Huzurlu musun? Niye tek suçlu benmişim gibi konuşuyorsun? Zehracık sana ne yaptı? Her dediğini he demekten, her şeyi sineye çekmekten başka ne yaptı ha? Bunca sene görmezden gele gele sonunda patladı. Kadın o. Ana. Gururu, onuru, haysiyeti var. Sanır mısın ki boşanmak için can atayım? Gel de gör halını. Önümde ağlamasın diye utancından kendini odalara kapattı. Kayınvalidesinin önünde ağlayamaz. Kızının önünde ağlayamaz. Kocasının, anasının, babasının önünde ağlayamaz. Nereye akıtacak bu zehri bu kız? Ha? Bir kere kıymet bilsin. Alsan eline bir çiçek, gelsen af dilesen. Yazık, günah olacak. Sana da Zehra'ya da kızınıza da. Sonra kafanı duvarlara çok vuracaksın İbrahim, çok. Anne, toplantım var, kapatıyorum, kusura bakma. Soysuz. Esas sen iyi misin? Açıldım biraz. Anne, İbrahim'i aramıyorsun değil mi? Yok, Musa'yı arayacaktım ondan. Sabah beri arayam arayam cebi kapalı. İşinden de sekreteri gelmedi deyip duruyor. Sinir geldi üstüme. Emine Bayrı. Musa Bey geldi mi? Müsaitse aktarayım. Bekleyin lütfen. Efendim. Anneniz arıyor Musa Bey. Bağlayayım mı? Tamam, bağla. Peki efendim. Oğlum ne haber? Ana. Haberlere iteyim. Hayır olsun. Oğlum sen haklı mısın? Bilir misin ana? Az önce Ayşe ile konuştum. Orada doktora gitmiş. Hani çocuk ana karnındayken sağlığı iyi mi değil mi diye test ederler ya.